we did not start well the first 10, 15 minutes, and they scored a goal out of that. Fortunately, we make after that some very good goals. And karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapamadık açıkçası. İlk 10-15 dakika özellikle. Ve buradan da rakibimiz bir gol bulmayı başardı maçın başında. Neyse ki çok güzel goller atmayı başardık daha sonrasında. 2-1'i 3-1'i yakaladıktan sonra da oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Artık kafamızda sadece kaç gol daha atabiliriz düşüncesi vardı. Ama istediğimiz, beklentilerimizi karşılayacak bir sertlikte değildik özellikle maçın başında. Biliyoruz ki her takım rakip kim olursa olsun, böyle sahalarda oynadığınız zaman, böyle bir statta oynadığınız zaman çok sert olmaları gerektiğini bilirler ve bunu yaptılar ve bu şekilde de bize sorun yaşatmayı başardı rakibimiz. Ama biz gollerimizi attık, rakibin golünü yemek istemezdik tabii ki karşılaşmanın başında, böyle bir düşünce yoktu kafamızda. Ama kendi attığımız ilk golden ve ikinci golden sonra özellikle daha iyi oynamaya başladık. Hak ederek bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyunun kontrolü o gollerden sonra bizdeydi. Tabi bunu söylemek zor. Ben hala Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Benfica'ya karşı yaptıkları iş gerçekten harikaydı. 3-0 geriye düştükleri karşılaşmada 3-3'ü yakalamayı başardılar. Onlara tamamen saygı duyarak söylüyorum ama biz kendi sahamızda oynayacağız o karşılaşmayı. Onların puana ihtiyacı yok, bizim puana ihtiyacımız var. Ve bunu göstermeliyiz saha içerisinde. Heyecan verici bir karşılaşma olacağını düşünüyorum.